yeni haberi öğrenmeden çözelim bu dava işini. Yoksa gider Bastian'a olay büyür. Okey, hallediyorum. Yulia, Kenny'nin evine gittim. Kapıyı çağırdım, açan yok. Cüncan Bey nerede bu çocuk? Ya ben de ulaşamadım Layda. Ya başına bir şey gelmiş olmasın. Niye gelsin ki? Bir şey mi oldu? Bak, biliyor da bana söylemiyorsan. Hayır, hiçbir şey bilmiyorum ben de. Okey. Bize iki kahve. Eğer ki Kenny sana ulaşırsa hemen bana haber veriyorsun. Okey. Buyurun avukat bey. Neredesin sen? God, Kenan, ya neredesin sen? Çok merak ettim. Buradayım ya. Evin anahtarını unutmuşum da. Evin anahtarını unuttuysan sen gece neredeydin? Ayak üstüne bu soru Yağmur ya. Anneme çaktırma, anahtarları alıp gideceğim. Nein, annen yeni çıktı zaten yukarı. İnmez aşağı. Hadi geç şöyle. Gülya, bitti. Kenan, lütfen hadi geç. Yaran nerede? Ne yarası ya? Adım çıkmış ha. Kavga falan etmedim. Uykusum sadece. Bak Kenan, doğruyu söylüyorsun değil mi gerçekten? Yuh ya! Kenny! Ben sana Kenny'ye ulaştığında haber ver demedim mi? Neredesin oğlum sen? Ne oldu? Oğlum? Ha? Ya yeter, bir dur. Bir sakinleş. İyiyim ben. Gülle, bir bardak su getirir misin? Oğlum, kötü bir şey mi oldu? Bak ne oldu söyle. Bastian'ı mı öğrendin sen? Sen nereden duydun? Ya biz sen sinirlenme diye söylemeyecektik. Ama hiç merak etme. Avukat yukarıda her şeyi sorunsuz çözeceğiz. Çok da sorunsuz geçecek gibi görünmüyor. Dün akşam polis ayı götürdü beni. Bütün gece oradaydım. Bas! Bas! Ah be oğlum. Sen de Kenan'a yardım edeceğim diye öyle mahvoldun karakol köşelerinde. Jens, istersen önce bir buraya gel. Birlikte kahvaltı yapalım. Sonra eve gider dinlenirsin. Tamam oğlum. Gelince konuşuruz. Ne olmuş baba? Ne diyor Jens? Neymiş son durum? Çocuğu salıvermişler. Jens evrak işlerini halletmiş ama dava daha sonra devam edecekmiş. Allah Allah ya. Ya iyice uzadı bu iş. Ya inşallah yine Jens'i suçlamazlar. İnşallah kızım, inşallah. Ben de anlamadım neler çeviriyor bunlar. Karakolda da zaten doğru dürüst bir şey söylemediler bize. Ya hadi Jens'in minnet borcu var, o gidiyor. Sen niye gidiyorsun ki karakola? Çocuğu yalnız bırakmamak için gittik kızım. Jens'e çok yardım oldu çünkü. Bir gözümün önünde alıp götürdüler Kenan'ı. Nasıl gitmeyeyim? Kenan? Kenny. Dilim sürçtü. Ya baba, Kadir de sen de habire öyle deyip durmayın şu adama. Ya seni üzmüyor mu o ismi duymak? Haklısın kızım, haklısın. Kenny yabancı bir isimle de olsa. Neyse bak, hadi sen çayı koyuver. Jens gelmek üzeredir. Tamam. Baba sen de Kadir'e mesaj atar mısın? Gelirken ekmek alsın. Tamam kızım. Ah şu ayıp. Ah tut şu dilini tut. İnşallah bir şey anlamamıştır. Şimdi değil, şimdi değil. Nö, aklım almıyor. Ya bana haber vermiyorsun ama o doktorla çilingi yanınca geçiyorsun. Buna mı takıldın ya? Oğlum bütün gece karakoldaydı. Yanımda kim var? Ne öyle mi var? Kenan, oğlumun yanında davalık olduğumuz o doktor var ama ben annesi yokum. Ha bir de o çilingi takılmış peşinize. O ne işe yarayacaksa oca. Merak etti geldi işte. Mike anne, konuya mı gelsek artık? Taktın ha bu adamları. Sen kendi kendini soktun bu duruma. Ya sana ne doktor Glazer'ın faturasından, ilacından. Ya sen kendini Siegfried mi zannediyorsun? Ne demek istiyorsun? Bak başının çaresine mi demek istiyorsun? Nein tabii. Bizim kahveler nerede? Hazırlanıyor, getireceğim. Nasıl kurtulacak Kenan bu durumdan? Avukat bey, bir şey yapacaksınız değil mi? Merak etme sen.
biz hallediyoruz herhalde. Kahve acı olmuş ya. Ayılırsın işte. Kenny, senin işin için uğraşıyoruz burada. Dinle istersen. Sen de kahveleri getir. Buyurun avukat bey. Hey Aydın, bu süreçte klinik sahibiyle kesinlikle görüşmemek gerek. Adı neydi? Bastian. Bastian Schwartz. Duydun değil mi? Hı? Ne Bastian'la, ne Doktor Glaser'la görüşmek yok. Ay o çilingiri zaten söylemiyorum bile. Doktor beni kurtarmak için bütün gece karakolda uğraştı. Bir Siegfried'i arıyorsanız işte o. Sen de hala diyorsun ki onunla görüşme. Eğer Aydın, bir kurtarıcı arıyorsanız bu bir doktor değil, bir avukat olacak. Okey okey, danke. Gerisi sizde, ben gidiyorum. Kendi saçmalama, uyuy. Mike anne, bütün gece karakoldaydım. İzin ver de bir nefes alayım, bir dinleneyim. Okey, okey. Git dinlen güzelce. Ama eve git. Emine, şöyle koyayım bunu. Git babacığım. Tamammış hadi. Yes geldi. Bak bakalım. Hoş geldin Kadir. Hoş bulduk Emine. Ne aldın bu kadar ya? Ekmekler tazeydi, dayanamadım fazladan aldım. İyi yapmışsın. Hoş geldin Kadir, gel. Hayırlı sabahlar usta. Eyvallah. De, Jens gelmedi mi hala? Yok ya, gelmedi daha. Saat de kaç oldu? Geldi. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin de, ne bu halin? Uyuyamadım ya be. Dress kodumu bozuyorum, gideyim mi? Yok canım. İdare edeceğiz artık. Merhaba. Hoş geldin Yens, gel. Yens, hayırdır? Yorgun görünüyorsun. Uyuyamadım gece ya. Peki son durum ne şimdi? Yani seninle bir alakası yok. Sen her türlü kurtuluyorsun değil mi? Yani öyle görünüyor. Bakalım. Tabii, şimdi bunu konuşmayalım. Biz kaldığımız yerden devam ederiz. Ev bakmaya, düğün hazırlıklarına devam ederiz biz. Ya düğün neyse de ev konusu... Kadir, sen nereye? Ekmeği kesmek için bıçak getirecektim. Sen otur otur, ben hallederim şimdi mutfakta. Mine buradayken söyleyemedim. Kenan bana delilleri getirdi ya. Kendisinin suçlanacağını bilerek getirmiş. Beni kurtarmak için kendi başına iş açtı. İnşallah en kısa zamanda o da kurtuluyor ya. Gülya, ben gidiyorum artık. Davayla ilgili bir gelişme olursa haber verirsiniz bana. Nereye gidiyorsun? Konuşamadık hiç. Ne oldu? Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hatta o kadar iyiyim ki yavaş yavaş çözüyorum her şeyi. Resmen gözüm açıldı. Hangi konuda? Bastian'ın peşine adam takmasıyla mı ilgili? Yok ya, onun salaklığı. Ama onun da icabına bakacağım sonra. Ya Kenan, dur artık. Yapma bir şey. Hapse girmekten korkmuyor musun? Ben suçlu değilim ki. Onlar öyle görmek istiyorlarsa görsünler. Bastian manyağının cezasını masum bir doktor mu çeksin, hasta mı çeksin? Sen de masumsun. Tamam, yorma sen kendini. Halledeceğiz işte. Kimseye bir şey olmayacak. Nereye gidiyorsun? Bir işlerim var. Gitmesen mi? Beni bu kadar görmek istediğini bilseydim ona göre ayarlardım kendimi. Kenan. Tamam, tamam. Ya bu çilingir dükkanına gideceğim. Adamları telaşlandırdım o kadar. Bir iyi olduğumu görsünler. Akşam geri gelirim. Ya aslında seninle bir şey konuşmam gerekiyor da. Okey, git sen. Tamam, akşam konuşuruz söz. Dikkat et kendine. Thank you.
Komrayn. Ah sen miydin? Ah kapıyı kapat lütfen. Neden çağırdınız beni? Neden çağırdım? İşe dönmen için. Was? Aa, evet ya, biraz stresli bir dönemdi. Sinirli bir anıma denk geldin Zoe. Önemli değil. Aa, ama hastalığa dışında kimseyle konuşmak, klinikle ilgili bilgiler vermek yok. Nein, konuşmam. Doktor Glazer da kurtulmuş zaten. Bak hala bu konular seni ilgilendirmiyor. Sen sadece işine odaklanacaksın. Okey, okey. Ben çıkıyorum o zaman. Tamam, hadi. Hello, Doktor Glazer. Nasılsınız? Good. Şartlar konusunda aradıysanız kararım değişmedi. Nein, nein. Gazetedeki haberi okumadınız mı? Tek şartım o değildi. Hemşire hanımın... Hemen bugün tekrardan başladığı işe. Gelin kendi gözlerinizle görün isterseniz. Okey. Güzel. Son olarak da mağdur olan hasta kaldı. Onu da siz geldikten sonra davet edeceğiz. Okey. Anlaştık. Zupa. En yakın zamanda sizi kliniğe bekliyoruz o zaman. Tschüss. Şikayetçi olmasın diye adımı başımıza paşa yaptık. Havalara bak. Bismillah. Vallahi ustam, bugün de dükkan bir ayrı güzel gözüktü gözüme. Sanki her şey yoluna giriyor ha. İnşallah oğlum, inşallah. Hele bir Kenan'ım da kurtulsun da ben o zaman rahatlayacağım. Evinin işi bitti ya, artık pek uğramaz buraya. De istersen bir arayayım. Bir arayıp halini hatırını sor bakalım. Gerçi Jens iyi demişti ama yine de aklım kaldı, bir ara. Ya ustam keşke evde kalsaydın. Yormaman gerekiyor kendini. Bak kalbin sıkışıyor sonra. Allah Allah, oğlum ben iyiyim yahu, iyiyim. İyi ustam, uykun açılsın. Ben bir kahve hazırlayayım. Kadir usta, kahveler üç olsun. Ben de alırım sana zahmet bir tane. Oğlum, hoş geldin. Ne iyi ettin de geldin. Usta kusura bakmayın, dün yordum sizi. Geçerken hem teşekkür edeyim istedim, hem de Kadir usta'ya borcum var, onu vermek istedim. İyi yaptın. Ne çok sevindiniz ya beni gördüğünüzde. Sevinmez olur muyuz oğlum? Allah dünkü gibi bir şey bir daha yaşatmasın bize. Çok korktuk. Ama iyi gördüm seni. İyiyim iyiyim. Merak etme. Adalet yerini bulacak. Bulmazsa da ben başımın çaresine bakarım. Aman Allah korusun oğlum. Sen yine de kötü sözü ağzına alma. Allah büyüktür. Tuzak kuranların işini bozar. İnşallah ustam. Ben kahveleri hazırlayayım. Kenan, nasıl içersin? Türk kahvesi mi? Tabii. Sade olsun. Tamam. Gel, otur. Kenan, senin yüzünden gazetelerde düştük. Şimdiden böyle yaparsa bu çocuk nasıl ayakta kalacak bu şirket? Ben çıkayım mı artık? Ne? Çıkma. Bu avukat da hala ne konuşuyor orada? Danke, danke. Ne oldu? İnanın bana, yerel gazetede gördüğünüz haberler canınızı sıkacak son şey şu anda. Ne var, ne? He Aydın, dediğiniz gibi bu işlere burnunu soktuğu için polis say tarafından bilgisine başvurulmak üzere alınmamış sadece. Ne için alınmış? Sivas Kliniği kendisini bizzat şikayet etmiş. Bastion, sana da gelecek. En kötü ne olabilir? Cezaevine girebilir. Benim oğlum asla cezaevine girmeyecek. Bunu dünyada izin vermem. Tek bir çare var. Klinik sahibini bulup şikayetinden vazgeçirmek lazım. Ve bunu en kısa zamanda yapmak lazım.
Yoksa olay kamu davaya dönüşecek. Hele bir şikayetinden vazgeçmesin. Dünyayı dağ edeyim ona. Allah bilir daha neler çıkacak. Guten Morgen. Hoş geldin. Ben de tam Jensen Kliniği ile ilgili olan haberi okuyordum. Versene bakayım. Aa, bu Kenichtela kendini yakmış cidden. İnsan niye kendini böyle bir riske atar ki? Jens'e bahset istersen. Ya aşağıda zaten park yeri bulamadık da. Neyse sen bana imzalanacak dosyaları ver, ben çok oyalanmayayım. Tamam. Ev bakacağız. Aa, nereden? Yani şu iki katlı bir kitapçı vardı ya seninle gittiğimiz. Hı. Neydi adı? Neyse işte oraya çok yakın. İnşallah ev sahibi bizi beğenir. Ay hadi inşallah bu sefer olsun. İnşallah. Bunlar bitti herhalde. Tamam. Hadi ben çıkıyorum. Birkaç saate dönerim. Tamam, güzel haberlerle gel. İnşallah. Hello? Basya'nın odasında mı? Odasında ama haber vereyim önce. Gerek yok. Ben biliyorum yolu. Keyfin yerinde tabii. Senin ne işin var burada? Sen kimsin? Böyle ucuz oyunlarla beni yıkabileceğini mi zannediyorsun? Oh, büyük rezalet doğrusu. Ben sana göstereceğim rezaletin büyüğünü. Sen kimsin de benim oğlumu şikayet ediyorsun? Sakin ol Mike. Sana hiç yakışmıyor. Gel otur. Konuşalım, belki bir çözüm bulabiliriz. Seninle pazarlık yapmıyorum. Bir saat içinde, bana bak, bir saat içinde şikayetini geri alacaksın. Yoksa başına geleceklere hazırlıklı ol. Abuk subuk şartlar. Tamam ya, başka bir yere bakarız. Ev mi yok? Yok işte, yok. Ya şu Potsdam'daki daire aklımda kaldı. Bir baktırmadılar ya, alacakları olsun. Hangisi o ya? Ya işte hani zaman doldu dediler, geri gönderdiler. Hatta şey işte kaba saba bir adam vardı hani. Ha evet. Boş ver onu ya. Onu daireyi bile görmedik ki. Ama ben onun fotoğraflarını gördüm. Yani ona benzer bir yer bulsak yine olur. Alo, hoş geldiniz. Nasıl geçti? Olumsuz. Hadi ya. Neyse çıkar elbet güzel bir yerden güzel bir ev. Siz sıkmayın canınızı. Doktor bey bu arada çok geçmiş olsun. Bugünkü haberleri gördüm. Bank sana, hallediyoruz biz. Ama bir de Kenichtela var tabii. Yani ben ona bir çikolata götürdüm ama o yetmez. Hani şöyle güzel bir hediye almak lazım teşekkür için. Evet olur tabii tabii, iyi düşünmüşsün. Yalnız benim bir eve uğramam lazım. Oradan kliniğe geçeceğim. Ne kadar süre bilmiyorum. Tamam, sorun değil. Benim de seansım var zaten, konuşuruz. Tamam, kolay gelsin. Usta'nın bir derdi mi var? Yoo, neden? Ev dedi, sonra içeri geçti ya. Ha şey, Jens ev arıyor da bir türlü bulamadı. Jens ha? Kendine mi arıyor yoksa psikolog Emine Hanım'la mı? Evet, bu sene bir düğünler olacaktı inşallah. O yüzden. Ben sana bir tabak daha koyayım mı? Yok yok, sağ olasın. Tamirhanede de çorba içmedim demem. Afiyet olsun. Ben gideyim artık. Şöyle bir uğrayacaktım, yine akşam oldu. Olsun canım. Ne güzel muhabbet ettik işte. Eyvallah. Ustayı da rahatsız etmeyeyim. Sen selamı söylersin. Aleyküm selam. Söylerim. Hadi görüşürüz. Hala dönmüşsünüz gerçekten. Çok sevindim. Ben de sizi gördüğüme çok sevindim.
Doktor Glaza, hemen bugün geleceğinizi bilmiyordum. Beklememi gerektirecek bir şey yok diye düşündüm. Çok iyi düşünmüşsünüz. Ama benim avukatla görüşmem var. Siz odanıza geçin. Yabancı değilsiniz sonuçta. Sorun yok. Size ihtiyacımız yok zaten. Biz hallederiz. Oku. Bizden. Odanızı hazırladım Doktor Glaza. Tekrar hoş geldiniz. Akşam. Daire hazır, mis gibi zaten Yulia. Ne kadar özendiğimi, uğraştığımı sen biliyorsun. Kardeşim yana dönü ev ararken el aleme mi vereyim? Genel, ben verirsem kabul etmezler. O yüzden sen vereceksin. Böyle hediye gibi değil, kiraya veriyormuş gibi. Yalandan bir de ufak bir kira ücreti isteriz ha? Tamam, sen Emine'yi ara söyle şimdi. Ben geliyorum zaten. Hadi çöz. Kenan nerede? Çıktı o ustam. Sana da selam var. Hay Allah ya. Emine ile telefonda konuşacağım derken. Gelir yine. İnşallah. Kadir, Kenan sana bu dava ile ilgili bir şey söyledi mi? Bak oğlum, ben farkındayım. Bana pek bir şey anlatmıyor. Ustam biraz anlattı da. Çatlatma oğlum adamı, söylesene. Para falan mı lazım? Yok ustam. Bu suçlamaları ispatlarsa... Şey olabilirmiş. Ne? Hapse girebilirmiş. Hapis mi? Ne hapsi ya? Nasıl yani? Ya bu klinik sahibi Kenan'ı şikayet etmiş. Yensin doktorluğu elden gitmesin diye göze almış, girmiş bu işe. Ya ya. Ben oğlumu daha yeni bulmuşken bir daha kaybedemem. Hadi tut şunu. Ustam nereye? Ya polise falan gitme sakın ha. Yani nasıl açıklarız? Yok oğlum, ne polisi? Kliniğe gideceğim. Bir de ben konuşayım bakayım şu adamla. Belki de kliniğe dönmek o kadar da fena bir fikir değildi. İnsan lafın üstüne ağlarmış. Ben de seni düşünüyordum. Ya dur, dikkatimi dağıtma. Danışan gelmeden söylemem lazım. Ben genişleri için bir hediye fikir buldum da... annesinin ofisine geçip beraber veririm diyorum. Ne dersin? Aa, ofisine mi? Kendi ofisine mi? Annesinin ofisine. Yok canım, ne gerek var? Sen seansa gelince versin. Gelmiyor ki. Anladım. Ama ben çıkamam ki bugün. Nasıl çıkayım ya? O zaman istersen ben götüreyim. Hem sekreteri aramış, açamadım, işle ilgilidir. Yani gitmişken onu da konuşurum. Tamam, öyle yapsam. Ben düşündüğüm hediyenin fotoğrafını da atarım sana şimdi. Tamam, olur. Çüz. Görüşürüz. Seminer işi ayrı dert. Mine'yi Mike'ın çevresinden uzak tutmak lazım. Alo. Mike Stahl'ın avukatı mı aradı? Hiç kulak asmayın. Hatta telefonlarını açmayın bile. Şikayetimi geri çekmiyorum. Oğlusu Kenny hapsi boylasın. Beni neden kötü etkiliyormuş bu? Ah tamam, düşüneceğim. Ama siz benden habersiz şikayeti geri çekmeyin. Ok. Çüz. Dünyanın parasını verdim sana. Niye geri çekileyim? Ne olacaksa olsun.
bakar mısınız? Kimi arıyorsunuz? Klinik Şivas'a gelmiştim. Ah, muayene saatleri bitti. Ama yarın telefonla arayıp termin alabilirsiniz. Siz burada mı çalışıyorsunuz? Sahibiyim. Bastian Schwartz. Anlaşıldı. O zaman sizinle görüşeceğim. Kenan, Emtli. Ya geldin sonunda, öldüm meraktan. Bugün de beni gören herkes de bir neşe, bir mutluluk. Dün geceyi karakolda geçirdiğin için olabilir mi? Sen beni hep böyle karşılayacaksan ben her geceyi karakolda geçiririm. Hör af. Daireyi ne yaptın? Aradım Emine'yi, dairenin önünde buluşalım mı dedim. Çok mutlu oldu. Canım kardeşim. Anlaştığımız gibi daire benim, ev aradıklarını duydum. Ona kiralamak istiyorum. Süpersin. Zehir gibi kızsın ha. Yukarıdaki kraliçe ne durumda? Onunla kendin savaş. Ya sabahtan beri avukatlar gelip gitti. Ya bir ara Bastian'a gitti. Bastian'a mı gitti? Ona niye gidiyor ya? Bir de bana diyor onunla konuşma diye. Ya o konuda bilmediğin şeyler var bak. Avukat yukarıda mı? Ya. Bir şeyler konuşmam lazım onunla. Ama... Tamam geri gelip dinleyeceğim seni, söz. O kadar tehdit ettim, ikna olmadı. Ha şu hayvan bir lafıyla mı vazgeçmiş? Olacak iş değil. Kiminle konuşmuş baba? Kenny. Oh, nein. Ya Kai'yi sormayı unuttum. Ayça anne. Uzatmayın, duydum işte. Şuayb dedin. Ne alaka baba? Ne önemi var oğlum bunların? Kuğu çocuğun artık. Gerisinin hiçbir önemi yok. Dalga mı geçiyorsunuz? Bu vekil gizliliği gereği... Başlatma gizliliğini. Babamın davayla alakası ne? Konuş. Söyle. Dur, Kenny dur. Babanız gidip Bastian'ı ikna etmiş. O da şikayetinden vazgeçmiş. Nereden haberi oldu? Kimden duydu? Haberlerden falan öğrenmiştir. Ya boş ver. Babalık yapacağı tutmuş. He, bunca yıl sonra mı gelmiş aklına babam oldu? Ortalık iyice karışmış. Ya iyi ki Emine'yi buraya çağırmadım. Hello. Hello. Daireye bakmaya birlikte gideriz diye düşündüm ama. Ben, ne güzel. Öyle yapalım. Ben hemen montumu alıp geliyorum. Siz isterseniz aşağıda bekleyin. Yani ben burada beklerim. Avukat Bey, söyle o şu ayıp aydına benim işlerime karışmasın. Bu saatten sonra eskili babasına ihtiyacım yok benim.